Evet arkadaşlar, yine karşınızdayız. Bugün ne yapıyoruz? Bugün kuzu haşlama yapacağız. Gene evimizde ne varsa onları böyle birleştirip hem güzelce etimizi haşlayacağız hem de etimizin o haşlama suyuyla bir çorba kıvamında bir şey hazırlayacağız. Tenceremizin 3'te 2 kıvamında suyla doldurduk. İçine bir tane tam soğan atıyoruz. Haşlamamıza güzel tat versin diye doğramadan atıyoruz. Soğanımıza bir tane kesik çizik atın. İçinin böyle mentolü kokusu iyice suyumuza ve etimize sinsin. Kasaptan aldığımız yaklaşık 1,5 kilo kadar kuzu etini büyük parçalar halinde suyun içerisine atıyoruz. İlk defa deniyoruz. Umarım güzel bir netice elde ederiz. Etlerimizi ve soğanımızı suyumuzun içine bıraktık. Şimdi haşlanmasını bekleyeceğiz. Haşlandıktan sonra yeni prosesi sizlere birlikte anlatacağız. Bakın üzeri böyle köpürmeye başladı. Bunları kaşık yardımıyla alıyorum. Olabildi ki birdenbire kaynamaya başladı ve siz bu köpükleri almayı unuttunuz. Hiç telaş etmeyin. Yapmanız gereken şey piştikten sonra etin suyunu güzelce süzmeniz. Üzeri tamamen hani pürüzsüz olana kadar oluşan tüm köpükleri alacağız. Üzerindeki kefi aldıktan sonra şöyle ben tekrar bir karıştırdım. Bakın altta hani oluşan etin o köpüğü tekrardan su yüzeyine çıkmaya başladı. Onları da alıyorum. Evet, etin üzerindeki köpükleri aldım ve suyumuz kaynamaya başladı. Şimdi düdüklü tenceremin kapağını kapatacağım. Yaklaşık 10-15 dakika sonra etimiz pişmiş olacak. Tabii ki düdüklü tencereniz yoksa normal tencerede pişirebilirsiniz. Bu tencereyi kullanmamın nedeni pişme süresini daha da kısaltmak için. Evet arkadaşlar, etimiz haşlanmaya doğru yaklaşırken biz etimizi terbiye edeceğimiz soğanımızı, biberimizi kavuracağımız tavamızı yan tarafına aldık. İçine şekilde görüldüğü kadar gene isteğe bağlı olarak tereyağı atıyoruz. Tereyağımızı eritiyoruz. Tereyağın miktarını siz kendi zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Biz tahmin olarak bu kadar koyduk. Şimdi burada soğanımızı, biberimizi kavuracağız. Devamını da birazdan size anlatacağız. Evet, yağımız eridi. Şimdi soğanımızı yağımızla güzelce kavuracağız. Soğanımızı biraz kavuralım. Hemen ardından biberlerimizi de atacağız. Bir tatlı kaşığı kadar da tuzumuzu serpiyoruz. Güzel kavuruyoruz. Soğanlarımızı yumuşatıyoruz. Soğanlarımızı bir tarafa topluyoruz. Şimdi biberlerimizi atıyoruz. Biberlerimizin içerisindeki biberleri dikkat ettiyseniz hiç ayırmadan içine attık. Olduğu gibi güzel bir tadını içine yansıtsın diye. Şimdi güzelce kavuruyoruz. Biberlerimizin yumuşamasını bekliyoruz. Birazdan baharatlarını da içine atacağız. Evet arkadaşlar, bir yandan soğanımızla biberimiz kavrulurken bir yandan da etimizi kontrol ediyoruz. Etimizin pişmediğini anlamak için. Evet. Şöyle bakıyoruz. Etimiz gayet güzel pişmiş durumda. Pişmesine çok az kala ayırıyoruz ki. Şimdi bu etimizi soğanla biberimizle güzel marine edeceğiz, kavuracağız. Sonrasını birazdan beraber göreceğiz. Evet, kavrulan soğanla biberimize zerdeçal. Böyle çay kaşığının böyle ucuyla azıcık
Biraz da zencefil, gene çay kaşığının ucuyla azıcık şekilde döküyoruz. Biraz böyle karıştıralım. Baharat konusunda isteğinize bağlı olarak siz arttırabilirsiniz, azaltabilirsiniz de. Evet arkadaşlar, şimdi kırmızı toz biber döküyoruz. Toz biberimiz acısız, o yüzden istediğimiz kadar orantılabiliriz. Pul biber dökmeyeceğiz mi? Evet, pul biber eti içine aldıktan sonra etle birlikte dökeceğiz. Şimdi karıştırdıktan sonra güzelce ne? Pişmiş olan etlerimizi tavamıza alıyoruz. Evet, suyun içerisine etle birlikte haşlanmış ateşe koyduğumuz soğanımızı şimdi çıkartıyoruz. Soğanımızı içinden alıyoruz, kenara alıyoruz. İsterseniz bu soğanı değerlendirebilirsiniz, kullanmayacaksanız atabilirsiniz. Soğanımız zaten yeteri kadar ete ve suyuna lezzet kattı. Aslında görevini bitirmiş diyebiliriz. Ama atmak istemeyenler olursa doğrayıp salata niyetine de kullanabilirsiniz. Evet, etimizi soğan ve biberimizle harmanlıyoruz. Bu arada suyumuzun altını açıyoruz arkadaşlar. İçine patates ve havuç atacağız. Pul biberimizi serpiyoruz. Biraz daha tuz olabiliriz. Az önce soğanımızı tuz atmıştık. Bunu etimizi tuz atmamıştık. Şöyle tuzumuzu da güzel bir yiyoruz. Yıkılıyoruz. Bir kepçe kadar et suyumuzdan tavamıza atıyoruz. Güzelce o suyla da birlikte çekiyor. O arada havuçlarımız ve patateslerimizi suyumuza atıp pişiriyoruz. Evet, et suyumuzdan aldık. Güzel bir etimizi döküyoruz. Evet. Bu şekilde bir 10 dakika harmanlıyoruz arkadaşlar. Kapağını kapatabiliriz. Şimdi sıra geldi. Et suyumuzun içerisine patates ve havuçlarımızı atmayın arkadaşlar. Evet, içerisine 3 tane normal boy havucumuzu büyük büyük parçalarla doğradık. 3 tane büyük boy patatesimizi yine büyük büyük parçalarla doğradık. Suyumuzun içine atıyoruz. Tabii unutulmaması gereken iksirimiz ne? Sarımsağımız. 2 diş sarımsağımızı da isterseniz et suyuna atarsanız, isterseniz şu anda haşlanan etimizin içine atalım. Biz etimizin içine atmayı tercih ediyoruz. Et suyumuzdaki patates ve havucumuzu karıştırıyoruz. Ve tekrar kapağını kapatıp hızlıca pişmesi için ateşin üzerine bırakıyoruz. Evet, sıra geldi. Patates etimizin içine son olarak doğranmış 2 tane domatesimizi atıyoruz. Domatesimizin de tadını alsın. Daha lezzetli olsun diye. Güzelce karıştırıyoruz arkadaşlar. Bu arada tahta kaşık kullanmayı unutmayın. Yoksa birileri sizi fena şekilde uyarabilir. Evet. Karıştırdıktan sonra kapağını kapatıyoruz. Bir 10-15 dakika bu ısınıyor. Bir 10-15 dakikada patateslerimiz orada piştikten sonra devamında onların ikisini birlikte birleştirip lezzetleri harmanlıyoruz arkadaşlar. Evet, pişen etlerimizin kapağını açıyoruz. Orada mis gibi kokusu. Oruç yapmak biraz zor oluyor ama artık iftarda bize afiyet olsun. Görüntü ve renkler bizce muhteşem.
Umarım siz de yaptığınızda daha güzel bir lezzet ve renklere ulaşırsınız. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Etimizi kaldırıyoruz. Yerine patatesimizi ve havucumuzu koyduğumuz suyumuzu alıyoruz. Ve buradaki bütün etimizi, sosumuzu aynı suya kavuşturuyoruz. Evet, patateslerimiz ve havuçlarımız bu arada pişmişti. Şimdi tekrar etimizi suyumuzla buluşturuyoruz. Şimdi etimizle suyumuzun buluşma vakti. Üzerimize sıçramaması için tuzağı koyduk. Görüyorsunuz arkadaşlar, etimiz yaklaşık bir 10 dakikada bu şekilde haşladıktan sonra yemeğimiz iftara hazır. Umarım beğenirsiniz. Tavamızda kalan tadı almak için de et suyumuzdan iki kepçe içine döktük ve tavamızı güzelce sıyırdıktan sonra kapağını kapatıyoruz. Şimdi sıra geldi yemeğimizi servis yapmaya arkadaşlar. Servisten önce yine güzelce bir karıştırıyoruz. Şöyle bir tane et parçamızı. Havucumuzu. Et suyumuzdan güzelce alıyoruz. Görüyorsunuz. Patateslerimizi görüyorsunuz. Evet, yemeğimiz servise hazır. Afiyet olsun. Allah oruçlarımızı kabul etsin. Evet, etin dokusunu size göstermek istiyorum. Bakın, lokum gibi oldu. Tadı çok güzel olmuştu. Efsaneydi. Misafirlerimiz de vardı. Severek yedik. Bizler çok beğendik. İnşallah siz yapacak olanlar da çok memnun kalırsınız. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin, afiyet olsun. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna tıklayıp eğer henüz kanalıma abone değilseniz abone olup paylaşabilirsiniz. Lütfen kıymetli yorumlarınızı eksik etmeyin. Bir diğer tarifimde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.